iyi davran. Kadın da kalkmış, feminist midir, komünist midir belli değil. O da diyor ki, niye hep ben iyi davranıyorum? Şimdi bir şey diyeceğim. Ey akıllı kadın diyeyim sana yine ben. İslamiyet sana diyor ki, kocana iyi davran. Niye? İyi davranırsa o da sana iyi davranır. Herifi raydan atlatma. Sopa yiyeceksin ondan sonra. Geleceksin, hoca efendi böyle oldu, şöyle oldu. İslamiyet sana, kocanın sana iyi davranmasının yolunu gösteriyor. Neymiş? Senin ona iyi davranma kardeşim. Biraz akıllı ol. Adamla dikine gitme ileride mi? Zaten para kazanayım diye canı çıkmış. O kadar yoğun işlerden gelmiş. Değil mi? Ama şimdiki karılar tabii ben de çalışıyorum diyor. Niye çalışıyorsun ya? Öyle çalışılır mı ya? Adam çalışacak sen yiyeceksin. Yetmiyor. E niye yetmiyor? Biraz az ye. Aa, senede 5 elbise alma ya, bir elbise al, otur evde, kadın çalışır mı ya? Kadın erkek işte dolaşır mı ya? 104 kitapta yerini bulamazsınız. Hangi hocalar fetva veriyorsa helak olacaklar ahirette. Helak olacaklar ahirette. Kadın erkek için işin içinde arasında çalışamaz. Caiz denmez buna ya. Konuşmasından tut, yürümesinden tut, bakmasından. Avret bu ya. Sakınca bu. Onun için otursun evde. Adam da canı çıkıyor çalışıyor. O da gelince ona iyi davransın. İyi davranırsa büyük ecir alır. E gücün adam helal lokma peşinde, daha yoruluyor bütün gün. E geldiği zaman dır 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 dır. Zaten adam iş yerinde canı çıktı, kafası hırkülediler. Kolay bir şey değil ya. Hele bir de Ramazan'da. Adam bir de oruçlu. Geldi eve 7'de 7.30. İftara kalmış bir saat. Bir de sigara içen biriyse zaten kafa duman olmuş. Bu adama şimdi kadın bir hareket çekerse bu ne yapar ya? Onun için kadınlar Ramazan'da özellikle iyi davransınlar kardeşim. Bendense tavsiye. Ramazan'da iyi davranmazlarsa sıkıntı çıkar bak. Adam oruçlu çünkü.